Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni güne başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları önemliydi. İsterseniz onunla başlayalım. Şimdi en çok öne çıkan aslında bugün de gazetelerde manşet olan Mayıs ayı ortasında başlayan tedirginlikte 8 milyar dolar civarı bir evet. çıkış oldu dedi. Daha sonra tabii bunun gerekçelerini de açıkladı. Nasıl etkileri oldu dün Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarının piyasaya ve siz bu mesajları nasıl değerlendirdiniz? Şimdi bu aşamada hani Sayın Erdem Başçı konuşmadan önce genel olarak hani piyasa oyuncularının, fon yöneticilerinin genel bir fikri vardı. Yani neler söyleyebileceği konusunda genel bir fikri vardı. Ve onu çok farklı bir şey söylemedi. Yani beklenenden çok farklı değildi. En azından benim beklediğimden farklı değildi. İşte dövizde hangi seviyeden sonra siz rahatsız olursunuz sorusu vardı. Bence o önemli bir soruydu. O da sürekli olarak belirttiği üzere seviyeyle alakamız yok. Tamamıyla biz şu an oynaklığı azaltmaya çalışıyoruz. Faizler ve kurlar hep birlikte, ikisi birlikte yukarı hareket ettiğinde bu dalgalanmayı en aza indirmemiz gerekiyor dedi. Ve volatiliteye müdahale ettiklerini söyledi. Tabii senin söylediğin diğer konu hani yaklaşık olarak 8 milyar dolar civarında bir çıkış olduğunu belirtti. Tabii ama hemen şunu söyleyeyim Barış. Bu 30 Mayıs, 31 Mayıs'ta başlayan günden itibaren değil, Mayıs ortalarından itibaren. Yani bizim notumuz arttıktan sonra başlayan bir çıkıştı. Ama tabii çok büyük bir kısmı bu olaylar sırasında oldu. Şimdi baktığımızda yabancı yatırımcıların hani TL'yi alıp dövize dönüp yurt dışına çıkıyor olmaları her zaman bu tür zamanlarda gördüğümüz bir olay. Yani sadece bizde değil, diğer ülkelerde de benzer şekilde oldu. Asya'da da benzer şekilde oldu. Ne bileyim işte Yunanistan'da da aynı şekilde oldu. Dolayısıyla bu miktar olarak baktığımızda çok ciddi, yüksek bir miktar gibi görünse de hani rezervleri ve şu anki Merkez Bankası'nın elindeki gücü düşündüğümüzde çok ciddi değil. 2001 krizinde çok iyi hatırlıyorum. Yani Merkez Bankası'nın elinde yaklaşık 24 milyar dolar civarında bir döviz rezervi vardı. Ve 9 milyar, 10 milyar dolarlık bir çıkış olmuştu. Yani nakit rezerv neredeyse bitmişti ve bunun üzerine de biz kurları dalgalanmaya bırakmıştık. Sabit kur politikası izliyorduk. Ama şu var, hani bu çıkışın dün özellikle yayında bunu çok vurgulamaya çalıştım. Yani biz çok fazla bir şey bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın önünde ekranları var ve nereden, ne kadar, hangi kurumdan kaç milyon dolar, bütün bu ne kadar bir çıkış olduğunu zaten görüyorlar ve şiddeti ölçebiliyorlar. Dolayısıyla da attıkları adımlarda hani bize göre biz Merkez Bankası'nın attığı adımları dışarıdan ekonomistler veya finansçılar olarak zaman zaman eleştirebiliriz ama o verilere sahip değiliz. Dolayısıyla burada Merkez Bankası en doğru olanı yapıyor. Bir gelişme var. Bu gelişmede piyasalarda önemli bir volatilite, önemli bir dalgalanma var. Ve bu dalgalanmayı en aza indirmeye çalışıyor. Yalnız şunu söyleyeyim, sadece dövizdeki dalgalanmadan bahsetmiyorum. Aynı zamanda faizde de çok ciddi bir volatilite var. Yani bu faizin de çok sert hareket ediyor olması, yani 7'lere gelmesi, sonra 6.30'lara, 6.20'lere düşmesi, tekrar 6.80'lere gelmesi çok büyük hareketlere sebep oluyor. Tabii burada bu volatilitenin, ki dün de bunun üzerine çok fazla basarak söyledim, uzun süre devam etmesi halinde geleceğe dönük beklentilerde ciddi bozulma olur. Ve bu bozulma reel ekonomiyi, toplam tüketimi, aynı zamanda da büyümeyi ve işsizliği zincirleme bir reaksiyon, domino etkisiyle etkiler. Burada Merkez Bankası, yalnız biraz ürkek gördüm şey anlamında Merkez Bankası'nı. Hani gelecek toplantıda bir faiz
politika faizinde bir arttırım olur mu şeklinde bir soru geldi. Sayın Başçı, hani ben şu anda tek başınayım, ona bir para politikası kurulu karar veriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız olsaydı onlara da sorardık ama şu an gündemde öyle bir şey yok dedi. Hı-hı. Zaten dün de onu vurgulamıştım. İlk açıklamada parasal sıkılaştırmaya gideceğini, geçici ve etkin olacağını söyledi. Ve Sayın Başçı şunu da söyledi. Dün dedi işte ihale açmadık. Yani TL vermedik piyasaya. Çünkü verdiğiniz TL dolara kayıyordu. TL açmadık ve bu sadece bir gün sürdü dedi. Geçici olması önemliydi dedi ve bir gün sürdü dedi. Bugün de dedi işte 4 milyar TL'lik bir ihale açıldı. İhtiyaç duyulan nakit piyasaya verildi dedi. Tahmin ediyorum orada Merkez Bankası üzerinde bir miktar aman hani faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak hareketler konusunda temkinli Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası aslında bizim en son beklediğimiz önlemi ilk olarak uyguladı. Yani direkt müdahale dövize satış yoluyla müdahale şeklindeydi. Tabii bu dövizdeki dolardaki ateşi aldı, bayağı ciddi biçimde aldı. Bu anlamda da yatırımcılara özellikle çok önemli uyarılarda bulunuyorduk. Yaklaşık iki haftadır onu belirtiyordum. Ve dolarda özellikle 1.90'ın üzerine hareketlerde sakın çok fazla bulaşmamak lazım. Çünkü her an Merkez Bankası'ndan müdahale gelebilir diyorduk. Nitekim bak burada 1.90'ları gördü, 91 seviyelerini ve bu sabah itibariyle 1.87.50 seviyesinde ki bu 1.87.50 seviyesi daha önceki önemli bir direnç. Yani şu direnç şurada daha önce görülmüştü burası ve bu seviye yaklaşık olarak 2012'nin o Nisan-Mayıs aylarında yani Avrupa'da kriz patlak verdiğinde görülmüştü. En yüksek seviye buydu. Ve şu an bu seviye destek olacaktır. Yani 87.50'nin de altına hızlı bir sert düşüş ben beklemiyorum. Zaman zaman burada 88-90'a doğru hareketler olabilir. Fakat bir günlük kapanış itibariyle eğer 1.875'in altında kapanırsa, 1.875'in altında kapanırsa direkt 1.850'lere kadar doların geldiğini göreceğiz. Şu aşamada dolar almak anlamlı değil. Olanlar da bir miktar satış yaparak çekilebilirler ve Türk halkı bu konuyu çok iyi öğrendi. Doları nerede alıp nerede satacağını çok iyi biliyor. Bunu çok net söyleyebilirim. 60 dakikalık grafiklere geçecek olursak 60 dakikalık grafiklerde bu volatilite daha net gözüküyor. Yani 1.87'lere geliyor, sonra 1.90'a gidiyor, tekrar 1.87'lere geliyor, tekrar 1.91'lere gidiyor. İşte bu inişler ve çıkışlar geleceğe dönük hesapları çok zorlaştırıyor. Hele sanayici için çok zorlaştırıyor. Bu anlamda Merkez Bankası da üzerine düşen görevi çeşitli araçları kullanarak yapıyor. Bu arada rezerv opsiyon katsayısını ben indirebileceklerini düşünüyordum ama şöyle bir durum da var. Hani Merkez Bankası'na 100 lira eğer siz mevduat yatırmışsanız bunun 10 lirasını isterse TL olarak yatırabilir munzam karşılık olarak. İsterse bunun %60'lık kısmını çeşitli katsayılarla dolar ve altın olarak yatırabilir. Tabii dün bir bilgi daha aldık. Bu munzam karşılıklardan 2 milyar dolar civarında bankalar para çekmişler. Yani karşılığını TL verip dövizi almışlar. Dolayısıyla orada bir otomatik olarak şey yapıyor. Döviz bozdurulması olmuş. Daha doğrusu dövize talep olmuş. Ve munzam karşılıkların bir kısmı TL'ye dönüşürken bir kısmını dolar olarak çekmişler. Bu aşamadan sonra Barış dikkat edersen dün piyasalar şey değildi. Nasıl söyleyeyim? Hani son günlerdeki bu Gezi Parkı olayları vesaireden çok daha bağımsız davranıyordu. Ve genel olarak borsa yükselişteydi. %2.45 civarında bir artış oldu borsada. Ve o genelde olumlu bir hava vardı. Avrupa oldukça olumsuzdu. Amerika başlangıçta olumluydu. Daha sonra gece geç saatlerde saat 11 sıralarında kapanışta %1'e yakın değer kaybetti. %0.84 değer kaybetti. Tüm bunların hepsini bir potada erittiğimiz zaman biz artık normale dönüş sürecinin piyasalarda başladığını söyleyebiliriz. Ve bu normale dönüş süreci piyasaların kendi doğasında var olan bir şeydir. Her zaman şunu yazdım ve söyledim. Okuyucularım onu çok iyi biliyorlar.
bir yeniden dengelenme oluşacaktır. Yani daha önce borsanın dengesi 90 bin civarıydı. 90 binin üzeri ve ne bileyim 2-3 puan altıydı. Artık yeni dengemiz benim tahminim 80 bin ortalama bazda oluşacak. Yani dolar bazında eğer şeye bakacak olursak, borsaya bakacak olursak dolar bazında... Bu şu an TL bazında, dolar bazında 5 dolar seviyesi görüldü. 5 dolar seviyesi daha önce ne zaman görülmüştü? Daha önce 2010 yılında görülmüştü 5 dolarda. Ve 5 dolar seviyesinden 2011 yılında, yani Avrupa krize girdiğinde, Yunanistan sorunu gerginleştiğinde 2.60 dolara kadar düşmüştük. Ve bu düşüşten sonra büyük bir trend başlamıştı ve 5 dolara tekrar geldik ve 5 dolardan şu an yaklaşık olarak 4 dolara gerilemiş durumdayız. Yani dolar bazında %20 bir ucuzlama var. Bu yabancı yatırımcı için birinci referans noktası. İkincisi, daha önce Moody's'in not artırımı beklenirken arttırmayacağını açıklaması sırasında hani 4.90 dolar seviyelerinden yaklaşık 4.20 dolar seviyelerine düşmüş ve daha sonra yukarı yükselmeye başlamıştık. Şimdi bu aşamada ben bir borsada konsolidasyon bekliyorum. Yani konsolidasyon dediğimiz şey borsanın 3.85-3.90 seviyesi dolar bazında önemli bir destek olacak. Ve bu arada da 4.25-4.30 dolar seviyesi de önemli bir direnç olacak. Yani bunu kısa vadede hemen yukarı kırıp gitmemiz mümkün değil. Borsa yatırımcısı açısından daha işlem hacminin azalıp daha böyle sıkışık hareketlerin başlayacağı bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemde de yatırımcının çok fazla şey yapmaması lazım. Yani çok fazla al sat yapmaması lazım. Kanal hareketlerinde bayağı ciddi şey olacak. Bayağı ciddi hareketler olacak. Şu an bir üçgen formasyon var borsa üzerinde, yani endeks, BIST 100 endeksi üzerinde. Ve bu üçgen formasyona baktığımızda zaten daha önce de bunu söylemiştik, gitgide daralan bir üçgene gireceğiz diye. Bu üçgende bugün tahmin ediyorum 4 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme göreceğiz. Yani 75.500 civarına kadar. Ve bu seviyelerde önemli olan ama 3.80 dolar seviyenin aşağı kırılıp kırılmaması. Daha önce dış piyasalar bizi şey yapmıştı, 2.60 dolara kadar çekmişti. Dış piyasalarda hava kötü yalnız şu sıralar. Ona gelelim hocam. Şimdi biz tabii biz kendi içimizdeki bu Gezi Parkı protestoları, onun piyasalara yansımaları, onlara bakarken dış piyasaları biraz ihmal ettik. Evet. Dün Asya borsalarında, Japonya'da özellikle %5.5 varan sert düşüşler vardı. Yine Amerikan borsaları düştü. Dünyada neler oluyor? İsterseniz biraz da onu konuşalım. Evet, şimdi Japon borsasının grafiğini vereceğim. Adeta sanki bizdeki Gezi Parkı Japonya'yı da vurmuş gibi gözüküyor. Yani 8500 seviyelerinden 6500 seviyelere kadar. Yani 85.000'den 65.000'e düşmüş gibi düşünün yani. Biz de 93.000'den 73.000'e düştük. Neredeyse benzer şekilde bir düşüş var Japonya'da. Ve Japon borsası çok büyük değer kazanmıştı. Japonya'da hani 4500'den 8500'e nereden baksan %90'a yakın bir artış vardı. Ve bugün itibariyle de %5 üzerinde, 5.50 civarında bir düşüş var Japonya'da. Tahmin ediyorum Japonya'daki düşüş devam edecek. Onun da temel sebebi Japonlar enflasyonu ikiye çıkartmak istiyorlar. Yani %2'ye yükseltmek istiyorlar. Hı hı. Ve orada konuşmalar var. Para politikası konusunda Kurodo, işte Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası Başkanı Kurodo'nun yapmış olduğu açıklamalar var. Para politikasının daha etkin kullanılmasını istiyor piyasalar. Bu arada Amerika'da tahvil alım programının azaltılacak olması ve o konuda sinyallerin artık netleşmesi tüm borsalara bir satış getiriyor. Bu anlamda hani Türkiye kendi iç sorunlarını yaşadı ve zaten çok ciddi bir düzeltme yaptı. Biz bu aşamadan sonra hani dış piyasalarla tabii ki birlikte hareket edeceğiz. Benzer hareketleri yapacağız. O yüzden hemen erken bir vakitte, kısa sürede hani piyasamız bizim tekrar 90 bine gelir veya 85 bin 90 bine gelir şeklinde bir beklenti yanlış. Hı hı. Özellikle 78.500 seviyesine doğru bizim endeks yükseldiği zaman oralar güçlü direnç olacaktır. Yani normalde yatırımcı o seviyelere yaklaştığında satış yapıp sonra tekrar alttan alım deneyebilir. Çünkü kanal hareketinde sürekli bir aşağı yukarı hareket göreceğiz bundan sonraki en az bir ay içerisinde. Dış piyasalarda Amerikan borsasında da sert, evet, bir hareket var.
Ve Amerikan borsasında istersen onu da açalım. Özellikle üçüncü gün arka arkaya düşüş gerçekleşiyor. Daha önce Dow Endeksi 15.520'ye kadar yükselmişti. Ve ondan sonra bir sert düşüş yapmıştı ki bu sert düşüşün temel sebebi de birincisi Amerika'da veriler, özellikle istihdam verileri kötü gelmişti. Arkasından da işte tahvil alım programının azaltılacağı konusu. Şimdi bundan sonra bir yükselişe başladı ve 15.500'ü yeniden göremedi ve tekrar 15.000'e geldi. Şimdi burada bir karar vermesi gerekecek Dow'un. Yani Dow ya yükselişine devam edecek ya da aşağı yönde kırma yapacak. Özellikle vurgulamam gereken nokta şu, 14.850'nin altında her kapanış Dow Endeksinde ciddi satışları, yani küresel olarak borsalarda ciddi satışları beraberinde getirir. Yani 14.850'nin altında bir kapanış görülürse eğer Dow'da, o zaman bizim piyasada da daha önce görülmüş olan 73.000 seviyesi var, dip seviye. Yani oraya doğru hareket ederiz. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da da sıkıntı var. Avrupa'da daha önceki zirvelerinden uzaklaşmaya başladı. Bu Alman DAX endeksi 8500'den 8000'e kadar geri çekildi. Yaklaşık %7'lik bir geri çekilme ve şu anda da aşağı yönlü hareket ediyor. Dünya Bankası bütün küresel büyüme tahminlerini aşağı çekti. Bugün piyasaların bozulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de o. Yani Dünya Bankası'nın küresel büyüme. Evet. %4'ten 3,6'ya çekti. Evet, 3,6'ya çekti ki bence o şey, yani olabilecek bir şey. Çünkü biz bu olayların reel ekonomiye etkisini henüz bilmiyoruz ama özellikle Mayıs ayından itibaren, yani Haziran'ın 15'ine kadar olan sürede ciddi bir ekonomik aktivite yavaşlaması olabilir. Bu ikinci çeyrek büyümesini aşağı çekebilir. Şimdi dış piyasada benim eğer şu olursa piyasalar çok olumlu etkilenecek. Yani tekrar dış piyasalar yukarı döndü diyebilmemiz için. Fed, ya dün Erdem Başçı çok ilginç bir şekilde Fed'in açıklamasını bekleyin dedi. Fed'den açıklama gelecek falan dedi. Yani ondan sonra bu stres azalabilir mealinde şeyler söyledi. %100 katılıyorum. Eğer Fed Barış şey yaparsa, yani tahvil alım programını şu ay, yani Aralık ayında 20 milyar dolar azaltacağız derse, evet, o zaman bu düşüşler durur. Yani o biraz ters gibi geliyor insanlara bunu söylediğim zaman. Çünkü bu beklentiyle düşen şey, beklenti gerçekleştiği anda artık terse döner. Hı hı. İkinci bir şey, Fed'in şunu da yapacağını bekliyorum. Çünkü Fed yani çok, yani dünyanın bir numaralı merkez bankası ve çok tecrübeliler. İletişimde çok tecrübeliler. Yani iletişimi çok iyi yapıyorlar. Sadece Aralık'ta 20 milyar dolar azaltacağız demekle kalmayacaklar bence. İleriye dönük olarak da 2014'e ilişkin olarak da izleyecekleri yol haritasına ilişkin önemli ipuçları vereceklerini düşünüyorum. Şimdi Erdem Başçı'nın bu toplantı öncesinde, Bernanke'nin konuşması öncesinde buna dikkat çekmiş olması bence çok manidar. Çünkü merkez bankalarıyla işte görüşüyor musunuz, en çok hangileriyle görüşüyorsunuz şeklinde sorular soruldu. Ve ya hepsiyle görüşüyoruz dedi. İşte daha çok gelişmekte olan ülkelerle mi görüşüyorsunuz yoksa gelişmiş ülkelerle mi? O da güldü, hepsiyle görüşüyoruz dedi. Ve ben tabii ki orada Amerikan Merkez Bankası biz şunu yapacağız diye herhalde telefon açıp bizim Merkez Bankası'na söylemedi. Ama en azından aşağı yukarı ne yapabileceği konusunda Merkez Bankamız çok daha bilgili o konuda. Yani biz o kadar bilgili değiliz onların alacakları aksiyon konusunda. Dolayısıyla kötü bir haber olmayacaktır. Özellikle piyasalardaki bu düşüşü durduracak önemli bir şey. Yani birisinin artık o beklentiyi bitirmesi, yani gerçeği söylemiş, evet, olması olacaktır. Eğer o gerçek söylenirse ve net bir şekilde belirtilirse, şu tarihte şu kadar tahvil alım programı azaltılacak ve şu tarihten itibaren işte biz yine, ama şey değişmeyecektir, şey açıklaması. Yani işsizlik 6,5'un altına düşmeden, enflasyon da 2,5'un üzerine çıkmadan faizlerde, yani politika faizlerinde bir değişiklik yapmayacak Fed. Bunu da açıkça bence söyleyecektir. Dış piyasalarda şu an Asya'dan kaynaklanan bir gerilim var ve bu da tamamıyla Japonya'dan kaynaklanıyor. Bu hafta içerisinde bir de şey var. Çin imalat sanayi verilerinin düşmesi var. O da çok çok önemli. Hı hı. Peki, evet, hocam, şimdi dün
Gezi Parkı protestolarıyla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Sayın Başbakan dün yoğun bir programı vardı. Temsilcilerle, evet. İşte bazı oyuncularla, sanatçılarla görüşmeler yaptı. TESK'le görüştü. Sonra dün akşam saatlerinde bir referandum ihtimali ortaya çıktı. Bu aslında bir anlamda bunun tansiyonu da düşürmesi bekleniyor. Evet. Şimdi bu bugün BIST 100'e nasıl bir etki yapar? Şimdi mesela Evren Özmermer de sormuş. Gezi Parkı eylemleri bitti dersek, hani bu referandum ihtimali üzerinden konuşuyoruz tabii. Ekonomimiz nasıl bir yol izler? FED parasal genişlemeyi keserse bu fırtınanın dalga boyu nasıl seyreder diye de eklemiş bir ikinci soru olarak. Ne dersiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Gezi Parkı görüşme 5 saat sürdü. Eğer hani demokrasilerde hani referandum önemli bir araçtır. Belirli konularda karar almak için. Tabii ki bu konuda farklı görüşler de var. Hani iş yargıda zaten ona saygı duyun görüşü var. Bir yargı kararı var tabii zaten hani o da belirtiliyor. O yargı kararı ancak değişirse yani o çünkü başka aşamaları var o yargı kararı. O zaman bir referandum gündeme gelebilir zaten. Ya bence bu demokratik bir yaklaşım. Yani sonuçta ama sadece bence o kapsayacaksa eğer sadece orada ne bileyim Topçu Kışlası yapılsın mı yapılmasın mı referandumu yerine bence şey yapılmalı. Hani dün bir de haber vardı onu gördüm. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum Barış. Ama şu an birçok dezenformasyon da var ama Fatih Ormanları'nda 175 bin metrekarenin imara açıldığı haberi. Var öyle bir haber de var. Doğru. Evet öyle bir haber de var. Madem öyle bir şey yapılacaksa eğer tüm bu konuda çevre konusunda nereye ne yapılacaksa hepsini içine alan bir referandum yapılması lazım değil mi? Şimdi hocam yani bu zaten sonra da Fatih Orman'ı mı içimi yapalım? Bu şimdi daha çok tartışılacak zaten. Dediğim gibi o yargı kararı meselesi var. Buradaki bu eylemcilerin meseleye bakış açısı var. Şey de var mesela sadece Beyoğlu'nda yaşayanlar mı oy kullanacak yoksa tüm İstanbul o falan belli değil. Ama en azından şu hani psikoloji açısından söylüyorum. Dün o referandum kelimesi ortaya çıkınca hani hükümet bu meseleye hani hep sert yaklaşmakla eleştiriliyordu ya tavizsiz yaklaşmakla. Hani acaba onlara karşı bir jest mi bulunuyor? İşte hani biz de tamam sizi anlıyoruz artık gelin bu meseleyi bitirelim. Biz bir adım attık siz de adım atın şeklinde bir algı yaratması bakımından söylüyorum. Yoksa referandum dendi ama bu referandum dediğim gibi yargısı var işte başka meseleler var. Çok uzun süre sonra belki gerçekleşebilecek bir durum. Öyle hemen yarın pat diye referandum olma ihtimali zaten yok. Ama algı bakımından hani piyasada böyle bir algı nasıl piyasa karşılanır? Piyasa açısından şöyle. Piyasa bunu çok fazla şey yapmaz. Yani piyasa bunu çok dikkate almaz. Onu söyleyebilirim. Hı-hı. Yani piyasayı artık ben 20 yıldır hani piyasanın neden nem kapacağını, neden nem kapmayacağını aşağı yukarı artık hani bildiğimi zannediyorum. Ama piyasa buna ciddi bir reaksiyon vermez. Yani referandum olsun ya da olmasın. Piyasanın vereceği reaksiyon ancak olumlu olabilir buna. Hani orada bir çözüm ve rahatlama gördüğü anda piyasa buna olumlu tepki verir. İstediği kadar sonuç ne olursa olsun. Yani sonuçla ilgilenmez falan. Ama şöyle söyleyeyim. Hani işin bu tabii piyasa tarafı, ekonomi tarafı. Birinci söyleyeceğim şey şu. Şu an ne olursa olsun yani siyaseten iş ne kadar gerginleşirse gerginleşsin veya ne kadar iş şey yaparsa gerginlik azalırsa azalsın. Piyasa bir kere şunu bilsin. Merkez Bankası'nın eli muazzam güçlü. Öyle kriz çıkacakmış. Yok dolar fırlayacakmış. İkiye gidecekmiş. Hı hı. Faizler 8'i vuracakmış falan. Şimdi faiz 8'e gelebilir tabii ki. Yani şöyle olur. Amerika'da faizler çok sert bir şekilde yükselir. Bizim faiz de yükselmek zorundadır. Çünkü aradaki bazı korumak zorunda yabancı yatırımcı. O anlamda yükselebilir ama bu dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak olur ancak. Zaten bu siyasi olayların tamamı bizim piyasalarda yapacağı etkiyi ve volatiliteyi depremi yaptı. Hı hı. Artık bundan sonra küçük küçük artçılar geliyor. Yani daha fazla gelmez. Ama piyasa açısından baktığımızda vatandaş bir şunu bilsin. Öyle bir kriz söylemi falan yanlış. Yalan. Bu kadar güçlü bir bütçe dengesiyle bu kadar düşük bir borç milli gelir oranıyla öyle ekonominin bozulacağı falan yok. Yani ekonomi gerçekten şu an sağlam temel üzerinde şu an. Bizim en yumuşak karnımız cari açık. Dün Sayın Başçı'ya bu da soruldu. Yani cari açık artıyor tekrar. Evet şu an bir miktar artış trendine girmesini bekliyoruz ve 60 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz dedi Erdem Başçı.
Ben onu 65 milyar dolar olarak düşünüyorum. Fakat bu olaylar sonrasında genel olarak ekonomide bir frene basma olacak. Artı yerel seçimler var. Onun öncesinde de doğal olarak zaten seçimler öncesinde bir frene basma olabilir. Dolayısıyla cari açığı da ben çok ciddi bir sorun olarak görmüyorum. Dün mesela şeyi söyledim. Bizim 210 milyar dolar finansman bulmamız gerekiyor diyor Sayın Durmuşulmaz. Evet. Elbette ki ama yani sonuçta bu finansmanın hepsini dışarıdan borç almayacağız. Hepsini dışarıdan borç alsak cari açımız 260 milyar dolara çıkar. Bunun kimisi turizm geliri oluyor, ihracat geliri var 120 milyar doların üzerinde, 150 milyar dolar, Merkez Bankası'nın rezervi var 126 milyar dolar. Dolayısıyla bizim önümüzdeki bir yıl içerisinde çok tehlikeli olmaz. Ama şunu belirteyim, hani bu işler sürekli gergin gider. Tüketimi etkileyecek hale gelir. Büyümeye %3'e değil de ne bileyim %1,5-2'ye düşürecek olaylar olur. Ki bundan sonra olması olasılığı bence artık neredeyse yok gibi. Bu aşamadan sonra yatırımcı artık ucuz mu pahalı mı ya bakacak ve ona göre karar verecek. Bir izleyicimiz elimde dolar var satayım mı demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim yani doların satılacağı yeri zaten dün önceki gün bütün bu yayınlarımızda belirttik. Yani 1.90'ın üzerinde zaten satış önerdik. Şu an 1.8750'den 1.90 1.8850 1.90'a tekrar 89'a gider mi bilmiyorum. Hı-hı. Ama bugünkü şu sabah şartlarında baktığımda dışarısı bu kadar kötüyken dolarda çok fazla bir yukarı hareket yok. Dış piyasalar kötü. Çok fazla bir hareket yok. 1.90 bence aşılmayacak ve satıp satmama kararını alırken vermek gerekiyor. Yani ben bu doları aldım. Ben şurada gelirse satarım. Bu kadar kar yeter demek gerekiyor. Sonra fiyata bakıp karar verirseniz hep yanlış karar veriyorsunuz zaten. Çünkü sonuçta siz 1.8850'den satarsınız. 57'yi görür. Keşke oradan satsaydım dersiniz. Yani hı hı. O psikolojik durumdan kurtulmak mümkün değil. Peki hocam bir soru daha var. Bovespa 50 bin altına düştü. Büyük ihtimal önümüzdeki bir yılda 30 bine gerileyecek. Bizim borsada aynı düşüş gösterebilir mi? Şimdi şöyle, bizim borsada şimdi büyük sert bir düşüş yaşadık. Hı hı. Bu sert düşüşün ardından izlenmesi gereken seviye yani 73 bin seviyesi. Ve Bovespa'da hani Brezilya ekonomisinin de kendine ait ciddi bir sıkıntısı var. Brezilya ekonomisi bizim gibi değil. Onlar dünyaya ham madde üretiyor. Bütün maden vesaire, bütün gelirleri bununla alakalı. İşte dünyaya kahve üretiyor, ham madde üretiyor vesaire. Bakıyorsun Çin'de üretim azalıyor. En büyük alıcı Çin. Çin'de niye üretim azalıyor? Amerika büyümediği için. Evet. Peki küresel büyüme nereye gidiyor? Dünya Bankası diyor ki ben durumu daha kötü görmeye başladım. 2.6'dan 2.4'ten 2.3'ün altına çekiyorum diyor büyüme şeyini. Avrupa için %0.6 daralma bekliyor 2013'te de. Ki 2 yıl önce Avrupa için beklenen büyüme 2.5 falandı yani. Düşünebiliyor musun? Hı hı. Şimdi bu şartlar altında tabii ki büyüyen ekonomilerde borsalar büyür. Büyüyen ekonomilerde şirketler para kazanır, karları artar ve büyüyen ekonomilerde bu olur. Önümüzdeki bir yılı soruyorsa her an değişebilir ama bu şey genel olarak yükseliş trendimiz bitti bizim. Yani bizim yükseliş trendimiz bitti. 93 binde bitti. Yani artık 100 bin falan özellikle bu yıl içerisinde 100 bin falan bence hayal. Yani olacak en iyi yer 85 bin. Ben büyük sert düşüşlerden sonra. Ama şimdi biz yorum yapıyorum ben. İzleyici şey yapıyor. Bakıyor. Her izleyici farklı vadeye sahip. Kimisi bir hafta sonra ne olur? Şimdi alayım mı diye sorarken. Kimisi hocam ben uzun vadeli yatırımcıyım diyor. O 3 ay bekleyebilirim diyor. Şimdi borsa bu kadar düşmüş. Bu kadar düştükten sonra genellikle her büyük düşüşün ardından mesela şurada olduğu gibi yüksek tepkiler oluyor. Mesela şurada çok sert düşüş var, önemli tepkiler geliyor. Mesela burada oldukça sert bir düşüş var, sonra tepkisi geliyor. Yani benim beklediğim şey aynı şurada Moody's'den sonra hocam, olduğu gibi. Hocam bir saniye, bir virgül koyacağız, bir açıklama var. Evet, İçişleri Bakanı'nın Gezi Parkı protestoları ile ilgili açıklamalarını ekrana getirdik. Hocam bizim süremiz de bitti bu arada, hatta evet, biraz daha bu açtık. Bu arada piyasada açıldı barış, son rakamı söyleyeyim hemen şey yapalım. Açılışta düş piyasalardaki yükselişe rağmen borsa şu an yükselişte 77.382 seviyesinde. Bu seviyelerden artık alım yapmak riskli olduğunu görüyorum. 77.500 veya 78.000'e doğru daha önce 73'te 75 aralığında alım yapanlar varsa ki o zaman önermiştik. Buralarda biraz kar realize edilebilir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Paranın rotasını noktalıyoruz. Birazdan bugünün gündemiyle karşınızda olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.